Merhabalar bugün. Evet, utandı. Merhabalar bugün karşınızda benim Giant Trans Advanced 1 bisikletimle olacağım. Bugün bisikletimin özelliklerini, parçalarını size anlatacağım. Gördüğünüz üzere şu anda zaten dağdayız. Değil mi? Evet, aldık onayı. Şu anda bisiklet gördüğünüz üzere önümüzde duruyor. Bu bisikletin üstünde değişen parçalar var. Bir dünya orijinalinden biraz uzaklaşmış durumda ama şu anda tam olarak istediğimiz özelliklere sahip bir bisiklet. Şöyle öncelikle kadrodan başlamak istiyorum. Kadroda Giant, bak burada Trans Advanced yazıyor. Bu bir serisi. Bir serisi donanıma göre oluyor. Advanced kısmı da karbon olduğunu gösteriyor. Tabii ki ön üçgen karbon. Orta kısım alüminyum linkler ve arka bacaklar yine alüminyum. Giant'ın Maestro sistemi geçerli burada. Şimdi amortisörlere geçiyorum kurdan hemen. Amortisörümüz önde Fox 36 var. Arsen sağ olsun. Bugün test için bunu taktık. 160 milimlik konik bir maşa. 15 milim çarpı 100 sokma mile sahip ön tekerleğimiz de burada takılı. Arkada RockShox Monarch RT var. Hafif bir amortisör. Çok bir ayarak üstünde rebound var ve kilitleme seçeneği var. Başka da bir olayı yok. Bisikletin üstüne gelmişti zaten bu. Bundan sonra önce tekerleklere, jantlara bakalım. Giant'ın kendi 27,5 önde ve arkada. Karbon çemberli, DT Swiss göbekli jant seti. Hafif bir jant seti, güzel bir jant seti. Trail seçeneği olarak yeterli. 25 milim iç genişliğe sahip. İçinde de şu anda tubeless bandı ve tubeless sistemi yapılı. Önde tekerlek olarak Bone Treasure G4 Demi kullanıyoruz. Çünkü bir miktar önden kayma yapıyordu bisiklet. Hafif olduğu için biraz. Onu toparlıyor. Arkada da Schwalbe Unstaff var. 2.35. 27.5 inç yine. İkisi de tubeless durumda. Buradan hemen aktarmaya geçelim. Vites kollarımız XO1, X01. Siz nasıl derseniz. 11'li sistem. Bisikletin üstüne gelen yine. XO1, X01 yine ayna kollarımız. 32 diş. Gergi yok. Aktarıcı koruması yok. Bir ara koruma takacağız buraya. Hiç vurmadım bugüne kadar ama vurmaktan korkuyorum. Arkada X01 ya da XO1 11'li orta uzunlukta bacak aktarıcımız var. Bunun üstünde gördüğünüz üzere 10'a 42 arka kasetimiz var. XL kaset. Yani göbekten vidalı. SRAM'ın kendi sistemi. Zincirimiz KMC. O da 11'li Superlight serisinden SL. Seatpost. Şöyle gördüğünüz üzere reverb stealth yani içeriden gidiyor kablosu. Şöyle şuradan giriyor. Hop diyor alttan dolaşıyor. Bu içeriden bir kere kaçtı takarken canım çıktı toplayana kadar. Ve 150 milimetrelik bir mesafeye sahip. Şöyle basalım. Hop. Evet, 150 milimetre. Onun kolunu da göstereyim hemen. Alttan gelecek şekilde seçtim ben özellikle sol tarafta. Çünkü bu takla attığında düştüğünde ya da tekerlek patladığında ters çevirdiğinde bilmem ne yere koyduğunda üstünü kazıyordu. Yazık oluyordu. Kazımasın. Şimdi buradan frenlere gelelim. Frenler XTR 9000 serisi. Normalde XJ Trail olarak geçiyor. Bu bisiklete yeterli olduğu için bunları kullanıyorum. Karbon uçları, kolları, magnezyum sistemi. Şöyle ön tarafta göstereyim. Evet, arka tarafta soğutmalı balata kullanıyorum. İkisi de organik. Şu anda diskler deore ama sağ olsun döviz kuru vurdu bizi. Disk getiren yok Türkiye'ye. Yurt dışından almak gerekiyor. Yurt dışından alırken de toplu sipariş vermek gerekiyor. Toplu sipariş verince de çok para vermek gerekiyor derken üzülüyoruz değil mi Ufuk? Evet, bizi acıtıyor. Aynen. Toplu sipariş verince minimum 2000-3000 lira tutuyor. O da zaten topu topu işte lastik balata bilmem ne deyince üzüyor yani. Yapacak bir şey yok. Ha, bu arada normalde önde 203 XT rotor kullanıyorduk ama bu sefer maşayı değiştirince buna adaptör bulmak sıkıntı çektik. Çünkü normalde 180 post üstüne 203'lük adaptör takamıyorsun. 180'lik adaptörü takman gerekiyor. 200 oluyor. Araya pull ekleme falan filan derken şu kaliperin kenarlarını zorluyor. Ve buralarda kırılma yaratabiliyor. Onlar olmaması için riske atmıyorum. Daha önce bir tane XT kırdık öyle. XTR zaten kırılmasın yazık olur diye düşünüyorum. Bunun dışında selemiz olarak da yine Fizik Gobi var. Rahat bir sele. Bunu da ilk bisikleti aldığım gün hop şöyle odaklayalım burayı. Bisikleti aldığım gün düştüm. Burası gitti. Ondan beridir üstünde başka vuruk yok. Bakalım bugün olmazsa olmayacak. Gidon 750 milim Giant. Gidon boynu Spike
Spankin Spike Bear Claw modeli 35 milim. En kısa olabilecek sıfır gidon boynu. Keskin bir kontrol sağlıyor. Onun dışında daha rahat sürülüyor. Ondan bunu kullanıyorum. 50 milim olsa aslında daha mı iyi olur bilemedim ama. Şimdilik elimizde bu var. 35 var. 70 milim var. 70 milim uzun geliyor. 35 milim kısa geliyor. Aa, bunu kullanıyoruz işte mecbur. Bu da bu arada maşanın üstünü kesmemek için. Çünkü Arsene'in bisiklete geri takacağız maşayı. Normalde bunun üstünde RockShox Revelation var. 140-120 çalışmalı. Bugün değişik bir şey deneyeceğiz. Bisikletimiz genel olarak bakınca bu şekildeydi. Hop, şöyle tekrardan uzaklaşalım. Bir sonraki videomuzda farklı bir bisiklet tanıtımıyla karşınızda olacağız. Belki de bu parkurdan, şöyle gösterelim parkuru hemen. Bu parkurdan ineriz ve onu gösteririz belki. Kim bilir?